beslenme konusunda ezberleriniz bozulmasın ya da yeni bir bilgiye sahip olmayalım. Bugün o programlardan birini gerçekleştireceğim. Çok kıymetli bir uzman konuğum olacak ve aslında ezber bozan fikirleri, bilgileriyle geldi. Ben de tabii ki şimdi öğrendiklerimi bir araştıracağım, bakacağım ve ikna edeceğim kendimi bir yandan. Belki de bazılarına ikna etmeyeceğim ama yeni bilgilere her zaman açığım. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Yeni bilgi kıymetlidir, önemlidir. Özellikle de aslında katkı maddesi çok fazla olan ürünler tüketmeye başladığımız için artık tarımın bile içeriği ve işte sebzenin, meyvenin yetiştiriliş biçimi değiştiği için gıdayla ilgili de her yeni gün yeni bilgiler ulaşıyor uzmanların eline. Tabii ki onlar da bizlerle paylaşıyor. Ama şu benim için çarpıcı bir cümle. Elimdeki kitabın yazarı bugün konuğum ve diyor ki arka kapakta, üzgünüm ama yağ yakıcı çorba henüz bulunmadı ve sabah suya eklediğiniz limon da sizi zayıflatmayacak. Evet, merak ettiğim şeyler var. Biz mesela beslenmeyle ilgili ya da işte zayıflamayla ilgili bazı kelimeleri konuşurken aramızda lektin ya suç ya suçlu lektinse diyor mesela kitabında, lektin. Şimdi ben lektin ne onu merak ediyorum. Siz de merak edeceksiniz bence. Ve neden kilo veremiyorum? Kadınların birbirleriyle sıkça konuştukları cümleler bunlar, sorular bunlar. Bunları konuşacağız hazırsanız. Bir cümlenin peşinden gideceğiz elbette. Anonim bir cümle. Sağlık bedeninizi beslemekle başlar. Tamam, sağlık bedenimizi beslemekle başlayacak da bedenimizi nasıl besleyeceğiz? Glütensiz beslenelim, glütensiz beslenelim aşağı, glütensiz beslenelim yukarı derken Pınar Demirkaya diyor ki ya suçlu lektinse. Lektin mi Pınar? Lektin. İkna lektin edeceğim. Lektin mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii kız kardeş ve damadımın da arkadaşıymışsın şimdi söyledin. O yüzden daha da güzel ağırlamam lazım. Ya, çok teşekkür ederim. Akraba yakınısınız efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Neden kilo veremiyoruz? Birçok sebebi var aslında. Sebeplerden sadece bir tanesini yazdım. O bir tanesini birazcık genişleterek konuşuyor oluyor olacağız. Aslında işin sırrı şurada başlıyor. Biz kilo almayı sanki çok yediğimiz içinmiş gibi düşünüyoruz. Öyle ama miş gibi düşünüyoruz. Birçok insan aslında çok yediği için kilo almıyor. Bedenini tanımadığı ve bedenine uygun besinleri aslında tüketmediği ya da uygun olmayanları fazla tükettiği için kilo alıyor. Yemeyen kazanmıyor mu? Yemeyen kazanıyor, genç kalıyor. Elbette kazanıyor. Evet. Ama bu her zaman kazandığı anlamına da gelmiyor. Yani orada yiyenin ne yediğini sorgulama kısmı daha önemli bizim için. Bu önemli. Bana hep diyorlar ki ay sen ne yapıyorsun? Aman da bir güzelleştin, bir şey oldu, bir şey oldu. Aslında bir şey oldu yok, son 4 senedir. Pandemiyle birlikte hayatımda şöyle bir şey oldu. İki öğün besleniyorum. Çok güzel. Ama dediğin gibi o iki öğünde bana iyi gelmeyen şeyleri yersem 3-4 kilo alıyorum. Bir anda 64 kilo oluyorum. O 64 ekranda 70 görünüyor ve ben bir anda 42 beden bir kadın görünüyorum. Bana iyi gelen yiyecekleri yersem o iki öğünde hemen zayıflıyorum. Bir anda 59-60 kiloya düşüyorum ve o 59-60 benim ince çizgim olacak. Bir de çünkü bedende öyle bir şey var. Her bedenin bir kilosu var. Oradan bir kilo fazla alırsan bir anda iki beden iri gözüküyorsun. Ama bir kilo aşağı indiğinde de bir anda 36-38 bedene düşüyorsun gibi. Bunları keşfedince aslında benim hayatım değişti. Senin burada bir uzman olarak hem diyetisyen hem de ya suçlu lektinse kitabının yazı. İlk kitabın mı? İlk kitabım, evet. Yazarı olarak yorumun ne bu hikayeye? Buradaki hikaye şu, hala beden algınız çok yüksek, beden iletişiminiz de çok yüksek. Beden iletişimi yüksek olan insanlarda aslında bu söylediğiniz şeyler gelişiyor. Ve tamam, bunu bilip bu sınırları bilip ona göre davrandığımızda da ortada büyük bir problem kalmıyor. Yani öyle olduğunda siz ne diyorsunuz? Dur. Şimdi dur ki bunun devamı gelebilir. Evet. Ama durmadığınız takdirde devamı geliyor. Durduğunuz noktada da hemen geri döndüğünüz için o farkındalıkla birlikte aslında siz çok kilo alan veren birisi olmuyorsunuz da bazı sınırlar içerisinde gidip gelen birisi oluyorsunuz. Evet. Çünkü neden kilo alıyoruz? Yağ hücrelerimizin çapları büyüyor. Biz onları fark etmeden bu gibi dur stop durumlarında fark etmeden tekrar büyütmeye devam edersek bu sefer önünü alamadığımız kilo problemleri ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu iletişim çok doğru ve güzel. Aslında çok da kıymetli. Evet ama ben
gene de mesela o 59-60'ın etrafında dans ediyorum sürekli. İstiyorum ki ben hani artık o 59-60'a gelmeyeyim hiç. 57-58'de durayım bari de. Çok böyle 2-3 kilo aldığımda, ki onu da soracağım sana, özellikle mesela hava soğumaya başlıyor. Ben de bir tatlı krizi, tatlı ne yesem, hurma buldum kendime şimdi bir de kuru dut, öyle atıştırmayla idare ediyorum. Ya da işte hava ısınmaya başlıyor, evet şimdi ne yiyoruz? Yani beden her şeyi bir bahane yaratıyor yemek için gibi hissediyorum. Bir, niye istediğim o 57 kiloya bir türlü düşemiyorum? Buralarda dans etmeyi mi artık beceri saydı bedenim? İki, niye bu mevsim dönümlerinde biz bir yemek oluyoruz? Mevsim dönümlerinde yemek hani ısı değiştiği için beden aslında buna uyum sağlamaya çalışıyor. Ve bedenin her uyum sağlama şekli aslında birazcık yağlanma. O yüzden bu normal bir durum. Bunu anormal de görmemek gerekiyor. Aslında bu yağlanma bizi bir noktada hastalıklardan bile koruyabiliyor. Bu yüzden ben bunu çok tehlikeli bulmuyorum. Ama bazı kilolarda uzun süre kaldığımızda beden o kiloyu ezberliyor. Ve diyor ki benim konfor alanım burası. Sizin 59'lar gibi düşünün bunu. Ve o konfor alanı ona rahat geldiği için oradan çıkmak istemiyor aslında. Bu yüzden hani oradaysak ve biraz aşağı düşmek istiyorsak biraz daha dikkatli davranmamız gerekebiliyor. Bu şey demek değil, yani çok büyük diyetler yapalım gibi bir diyet yapma şekli değil, ama hani dediniz ya bir şeyler yediğimde şişiyorum. Belki onları belirli bir süre yememek, onları belirli bir süre vücuttan uzak tutmak. Çünkü bir şey yediğinizde şişiyorsanız eğer, bu çok güzel bir şey. Beden iletişiminizin var olduğunu gösterir. Dolayısıyla orada onu tüketmediğinizde de o semptomları yaşamayacağınız için aslında o düşük kiloya da inersiniz. Ama kalma şekli için biraz orada kalıp yine aynı şekilde beslenip o kiloyu da bir bedene ezberletmek gerekir. Şimdi kitabında 10 günlük beslenme programıyla demişsin. Ben bunu deneyeceğim. Çok merak ettim çünkü. Ama şimdi biz şunu konuşuyor olalım. Gluten aşağı, gluten yukarı konuşuyoruz. Artık zaten arkadaşlarımız nasıl söylüyor? Yetmedi mi şu gluten meselesi? Yani günün sonunda her yediğimizin içinde gluten vardı bugüne kadar. Ne oldu da bugün biz bu kadar gluten konuşuyoruz demeye başladık. Ama buna da birçok arkadaşım gibi benim cevabım şu oluyor isyan eden arkadaşlarımıza. Arkadaşım ekmek yersem ertesi gün göbeğim var yani. Bu çok net. Demek ki hani glutenli bir şey tükettiğimde, atıyorum işte glutenli makarna yediğimde, normal bir pilav yediğimde ertesi gün göbeğim var benim. Bunu yemezsem ertesi gün göbeğim yok benim. Şimdi bunu yeni fark etmiş olabilirim. Evet, biz gluten konuşuyoruz bir yanda ama sen de lektin konuşmamızı istiyorsun. Lektin mi? Nedeni şu, dünya artık lektin konuşuyor ve uzun zamandır aslında lektin konuşuyor. Lektin, glutenin de ait olduğu ana grup. Aslında gluten bir lektin. Gluten de bir protein, lektin de bir protein. Lektin bunların genel adı. Lektin dediğimde işte sebzeleri ve bazı meyveleri de dahil ediyoruz. Gluten dediğimde tahıllardakileri sadece dahil ediyoruz hikayeye. Aslında lektini bilmiyor olmamız hani glutenin iyi pazarlanmasından kaynaklanıyor. Birçok insan vardır, fark ediyorsunuzdur siz de. Gluteni keser ama iyileşemez ya da gluteni keser kilo veremez. Aslında orada sorun gluten değildir. Gluten artı glutenin bağlı olduğu grup lektindir. Bunlar protein. Aslında bir noktada bitkilerin, tahılların kendini koruma ve doğada var etme çabası diyoruz biz buna. Ama biz o kadar çok bu çabanın üstünde onları tüketiyoruz ki her mevsim her şeyi yemek aslında bizi bu hale getirdi. Buna itirazım var benim. Yani mesela, bunu mesela radyo programımda da çok sıklıkla söylüyorum. Hatta her ay başı radyo programında bu ayın sebzeleri, meyveleri bunlar, balıkları bunlar diye özellikle de söylüyorum bunu. Çünkü bizim çocuklarımız artık mevsim meyvesi bilmiyor. Evet, bilmiyor. Ali diyor ki kışın görüyor manavda karpuzu, anne karpuz alsana. Oğlum diyorum, kış meyvesi değil karpuz, ama satıyor diyor. Evet. Haklı, satıyor. Haklı. Oğlum diyorum, satıyor ama işte böyle böyle böyle, yani kışın yenmez. Ayurvedik beslenmede de yenmez. Mesela ayurvedik beslenmeyi ben o yüzden çok seviyorum. Çünkü o mevsim neye ihtiyacın varsa beden de ona ihtiyaç duyuyor. Mesela yazın nane. Çünkü vücut ferahlamaya ihtiyaç duyuyor ve nane yetişmeye başlıyor. Sen de naneli ayranını, naneli cacığını, naneli limonatanı içiyorsun gibi. Gibi. Unuttuk biz bunların hepsini. Tam olarak bu. Aslında lektinle bu kitapta da şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki biz hep bir suçlu arıyoruz. Evet, evet, bazı suçlular var. Ama asıl suçlu biz ve bizim pazarlama politikalarımız. Evet. Bizim
dediğiniz gibi çocuklar ve çocuklarımız genel olarak mevsiminde neyin olduğunu bilmiyorlar. Hep şey diyorum ben, her mevsim domates yiyoruz, her mevsim salatalık yiyoruz, her mevsim kabak yiyoruz. Bu saydığım bütün besinler içerisinde yavrusunu barındıran, çekirdeğini barındıran besinler. Bir besin eğer içinde çekirdeğini, yavrusunu barındırıyorsa doğada kendini var etmek istiyordur. Anne gibi düşünün bunu ve çocuğunu var etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bu elinden gelen her şeyi yapma çabası da lektin dediğimiz proteini daha fazla salgılamasına sebep oluyor. Bunu da biz düzenli aldığımızda ne yazık ki bağırsak mikrobiyotamız artık bozuluyor. Ve birçok hastalık bağırsakta başlar. Bugün konuştuğumuz birçok otoimmün rahatsızlık, işte tiroid, şeker vesaire, bunların hepsini aslında biz bağırsağı iyileştirerek tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun tek kurtuluş yolu mevsiminde beslenme. Ama öncesinde dediğiniz gibi bunu hatırlamamız gerekiyor. Yani karpuz dediğiniz yazın yenmeli, salatalık dediğiniz yazın yenmeli. Şimdi domates bitti, artık domates yok yani. Evet. Mesela bana yine soruyor çocuklar, yok mu domates kahvaltı? Yok diyorum, çünkü bitti. E satıyorlar, satsınlar, bitti. Toprak aslında şu anda domates üretmiyor. O evet, zorla üretilen bir hal. Başka ortamlarda büyütülüyor. Dolayısıyla zaten yememeliyiz diye anlatıyorum. O yüzden kışlık domates yapıyoruz, evet, yazdan. Kavanozluyoruz ve onları koyuyoruz soframıza, yemeğimize. Ama işte biraz buralar mesele galiba. Senin anlattığında buraya çıkıyor. Lektinle ilgili yazılmış ikinci kitap mı bu? Dünyada ikinci, Türkiye'de ilk. Ha, bayağı hiç, evet, bayağı bilmiyoruz. İlk, bayağı hiç bilmiyoruz. Bundan sonra konuşuyor olacağız ama yani ben aslında şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Biz beslenme uzmanları olarak ya da çok kişiyi de ağırlıyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Ya da beslenme alanında çalışan hekimler olarak insanlardan uzak duruyoruz. Yani bazı yargılar var ve ben bu yargılara çok karşıyım. Bu kitabın en büyük özelliği çok insancıl bir kitap bu. Ben bunu yazarken hani oturup ben ne yaparım ve ben ne yapardım gözüyle aslında yazdım. Burada şunu söylüyor. Bunları tüketmememiz gibi bir durum değil. Ama kimse gökyüzüne aşık ve onun hasretiyle yanmış bir domates tüketmek istemez. Ya da zaten tohum politikalarımız belli. Biz günümüzde ne yazık ki hibrit tohum dediğimiz tohumla beslenen, tohumdan ürünler elde ettiğimiz için zaten vitamini, minerali düşük besinler elde ediyoruz. Evet. Bundan 30 yıl öncesinde gittiğimizdeki bir domatesle bugünkü domatesi ya da bir başakla bugünkü başağı karşılaştırmamız mümkün değil. Çünkü besin değeri çok düşük. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Beslenmenin zaten bu kadar zor olduğu bir şeyde, mevsiminde olmayan şeyleri tükettiğimizde ya da beslenmeyi daha da zorlaştırdığımızda aslında bütün sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani şunu çok doğru bulmuyorum ben, dürüst olmak gerekirse. Uzak duruyoruz dedim ya biraz önce. Uzak durulmasını doğru bulmuyorum. Çok insancıl bir kitap dedim. İşte 5'ten sonra yemek yemeyelim, 7'den sonra yemek yemeyelim. Bunları doğru bulmuyorum. Çünkü hiçbirimizin müthiş hayatları yok. Burada da şunu anlatmaya çalışmayacağım. İşte kabak yemeyin, domates yemeyin. Bu değil. Şunu anlatıyorum. Mevsiminde tüketelim ama kendi hayat standartlarımızda iki öğün yapıyorum dediniz. Mesela iki öğünü oturtmaya çalışalım. Akşam 7'de mi işten çıktınız? 8'de gittiniz. Tamam, 8'de 9'da yemeğinizi yersiniz. Bir sonraki öğününüz için saymaya başlarsınız. Hmm. Ya da mesela insanların hayatına, beslenme uzmanı olarak konuşuyorum bu kısımda. İnsanların hayatına beslenme ve zayıflama konusunun bu kadar merkeze yerleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Çok fazla hastayla karşılaşıyorum. Her gün tartılıyor. Neden sorusunu soruyorum. Çünkü hayatta da böyle değil mi? Neyi hayatımızın merkezine koyarsak ondan sınanırız. Bu yüzden aslında çok insancıl bir kitap. Yani evet, bazı gerçeklerle yüzleşelim ama bu gerçeklerle yüzleşirken de kendi hayatımızda neleri değiştirebileceğimizi görelim istiyorum ben. Aslında şöyle bir şey söylemek doğru olur mu bu dediğine? Çünkü mesela ben öyle toparlayabildim. Ben de hayat boyu hep diyet yaptım. Hep çok kilo aldım, verdim. Yani bitmedi gerçekten. Benim de hep tartıldığım günler oldu, zamanlar oldu. Şimdi uzun zamandır hiç tartılmıyorum. Şöyle bir yere geldim çünkü. Kendi kendime dedim ki 43 yaşında. Sen dedim artık bu hayatta nasıl besleneceksen ömür boyu, evet, ona göre bir sistem kur kendine. Yani evet, gerçekten saat 8'den sonra bir şey yemeyeceksen, arada gittiğin davetler, iş için gittiğin organizasyonlar hariç ya da dost sofraları. Gerçekten bunu becerebileceksen evet, akşam yemeğini 7.30'da ye ve konuyu kapat. Ama bunu yapamayacaksan bu gerçeklikle yüzleş, ona göre bir sistem kur kendine dediğim an benim hayatım düzene girdi. Gerçekten 7.30'da yemek yiyip sonra sabaha kadar hiç acıkmayıp, sabah kalktığımda da zaten öyle kahvaltı diye uyanan bir yapıya da sahip değilim. Aa tamam, 7.30'da akşam yemeği yiyip 11-12 gibi kahvaltımı edip
bu hayatı ben idame ettirebiliyorum en yoğun anımda bile. Tam olarak bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Bu mu demeye çalıştım? Tam olarak bu. Hep yapabildiğimiz şeyleri evet, yapalım. Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Anladım. Sürdürülebilirliğin aslında gerçek anlamı şu. Spor yapanlara da söyleriz bunu. Bilirsiniz böyle bir anda zayıflamak için 5 gün spora başlarlar. Evet. O 1-2 ay sürer. 1-2 ay sonra her şey ne yazık ki olduğundan daha kötü hale bile gelebilir. Bir şeyi hayatınız boyunca yapabileceğinizi öngörüyorsanız eğer o şekilde tarz değişikliklerine mutlaka gidin. Ama bu sizin hayatınızı zorlayacaksa, kısa bir arada bunu yapacaksanız bu doğru bir şey değil. Bu bedenle oynamak. Neden? Çünkü beden güven politikası üzerine çalışır. Bunu hep söylüyorum. Bu yüzden şok diyetler, detokslar benim çok karşı durduğum işlerdir. Sevmiyor musun? Sevmiyorum. Detoks? Yani şöyle sevmiyorum. Arınma evet seviyorum ama her detoksun herkese uygun olmadığını düşünüyorum. Ha. Ya da bazı herkese sebze suyu içiremezsiniz. Hani konudan konuya atladım ama yo, bazı mesela sebze suyu içen insanların karnının şiştiğini görürsünüz. Ona siz detoks yapın diyemezsiniz. Ya da detoks sadece sıvı beslenmek de değil. Mesela lektinden beslenmemek de bir detoks. Gluteni kesmek belirli bir sürede bir detoks. Detoksun anlamını aslında biz orada şaşırmış. Kesmek. O da bir detoks şekli. Hmm. Yani o da bir arınma şekli. Detoks dediğimizde bizde şöyle bir algı var. Az yemek, aynı besinleri yemek ve sıvı tüketmek. Hayır böyle değil. Her bedenin detoksu da aslında başka. Diyorum ya bu keşif yolculuğu, sürdürülebilirlik burada devreye giriyor. Neyi yapabileceksiniz? Ona adım attığınızda zaten hayatınız değişiyor. Bedenin güvenini kaybettiğinizde ne yazık ki böyle kısa vadede kolay şeylerle bir şeyler elde edebilmek için onu kazanmak çok daha zor oluyor. Lektin nelerde var? Lektin nelerde var? Lektin aslında topraktan gelen birçok besinde var. Nelerde var? İşte kabakta var, domateste var, karpuzda var, işte tahıl gruplarının hepsinde var. Ama bu şu anlamda var. Lektin dedim ya biraz önce de besinin doğada kendini var etme çabası. Biz savaşlar sadece insanlar arasında oluyor sanıyoruz ama bundan çok uzun yıllar öncesinde gittiğimizde bitkiler arasında da bir savaş var, hayvanlar arasında da bir savaş var. Doğada nefes alan her canlı, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda kendini var etmeye çalışır. Lektin de aslında bitkilerin silahı ve biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki bazı bitkiler var ve bu bitkiler mevsiminde tükettiğinizde sizin için bir problem yaratmaz. Ama siz bu bitkileri ya da bu sebzeleri mevsimi dışında tükettiğinizde, normal günlük rutininize koyduğunuzda uzun vadede bağırsaklarınızda problem yaşayabilirsiniz. Ve bu problem size farklı hastalıklar olarak dönebilir. Bu hastalık da size kilo çıktısıyla gelir. Yani siz kilo alırsınız ya dersiniz ki ben aslında çok da sebzeyle besleniyorum, neden kilo alıyorum bilmiyorum. Altında yatan sebep budur demek istiyorum aslında. Peki şimdi bağırsakla ilgili tabii birçok şey konuştuk daha önce programımızda da ben daha önce yaptığım sağlık programlarında da bu işte bağırsakta kandida, işte geçirgen bağırsak evet. gibi gibi bağırsakla ilgili bir sürü şey var. Zaten artık biliyoruz ikinci beyin bağırsak. Doğru. Bütün duygularımızı tutan ve işte eğer daha moraliniz bozuksa bağırsak daha farklı işliyor. Mutluysanız daha farklı işliyor. Ama yediğinizle de biçim değiştiren ve sizin bütün bağışıklık sisteminize hakim olan bir organ bağırsak. Burada senin anlattığın noktada bağırsak nasıl rahatlıyor? Nereye geliyor mesela? Yani burada kalori hesaplıyor muyuz? Hayır. Mevsim sebzesi yiyoruz peki ama bakliyat orada ne oluyor? Çünkü orada gluten var. Dolayısıyla lektin var. Evet. Glutenin sınıfı, lektin sınıfı dedin çünkü. Evet, aslında ne oluyor? Yani ne yapıyoruz biz tam olarak? Şunu yapıyoruz. Ben kalori hesaplamıyorum. Kalori hesabına da inanmıyorum. Tamam. İnanmıyorumdan kastım yıllardır da hiçbir şekilde hiçbir danışanıma ya da hastama kalori hesaplamadım. Tamam. Yani onu önce bir şey konuş, onu bir söylemek istiyorum. Kalori hesabı dediğiniz şey bir maddenin ya da bir besinin laboratuvarda aynı koşullarda yanmasıyla ortaya çıkan enerjidir. Her beden farklı. Ben her 30 kalorilik olan şeyin sizin bedeninizde hepsinin kullanıldığını iddia edemem. Ya da kendi bedenimde kullanıldığını da iddia edemem. Biyokimyalarımız farklı, çevresel koşullarımız, yaşam faktörlerimiz bunların hepsi farklı. Bu yüzden kalori hesabını ben bir kenara bırakıyorum. Hı. Çok sağlıklı insanlar kalori hesabıyla evet kilo verebilirler ama sağlığını kaybetmekle yüz yüze olan birçok insan da bu hesapla kilo veremez. Zaten bu bizi bir noktada küstürüyor. Ama tahıl grubuna geldiğimde kalorisiz beslenme ne demek? Kalorisiz beslenme de şu demek. Yıl 2023. Biz insanlara nelerin kilo yaptığını zaten biliyoruz. Yani bunu böyle çok büyük ütopik şeyler gibi çok da anlatmaya aslında gerek yok. Hani şey yapılıyor ya böyle işte mucize iksirler işte kitabın sonundaki sen yazı gibi. Sen bayağı ezber bozuyorsun. Ya böyle bir şey değil. Ben mesela bir besin maddesini kestiğimde kişinin nereye kadar kilo verebileceğini biliyorum. Sadece ben değil dünyadaki birçok diyetisyen ve birçok hekim de bunu biliyor. İlk kestiğim besin maddesini? Süt ürünlerini kesiyorum ve mutlaka kurbağalı gilleri kesiyorum. Gerçekten. Gerçekten.
Kuru baklagilsiz yaşayamam. Ama şöyle düşün, bir hikaye anlatayım mı onunla alakalı? Anlat ama yaşayamam. Kitapta da var bu hikaye. Antik Yunan'da kuru baklagillerin ekim amacı aslında toprağı beslemek. Bu ürünler çok ciddi mineral içeriyorlar ve aslında ekiyorlar, toprak nadasa bırakılıp mineral ihtiyacını karşılasın ve alınan sebze meyve daha değerli olsun diye. Asla yemiyorlar. Yememe sebepleri de karınları şişiyor ya, hepimizin karnı şişiyor. Bedenin ruhtan gittiğine inanıyorlar. Ve aslında yemek kesinlikle ve kesinlikle yasak gibi düşünebiliriz nasıl orada. Nasıl bildiğimiz o mercimekler, aynen, bulgurlar, şişiyoruz pirinçler ya. Yenmiyor mu? Yenmiyor. Ruh bedeni terk ediyor gibi bir anlayış var orada. Aslında bir noktada anlayış olarak evet farklı gözle bakabiliriz ama şu anki günümüz şeyinde baktığımızda da bu tarz besinler şu demek. Beden ne yapacak? Hani şunu söyleyemiyor karın. Hadi bunu yeme lütfen, bu beni şişiriyor diyemediğine göre şişerek cevap veriyor. Bu da bir yeme demek aslında. Ya da işte başımız ağrıyor bazı besinleri yediğimizde. Bu da bir yeme demek. Biz bedendeki sesleri nasıl algılamamız gerektiği konusunda aslında biraz unuttuk. Onları hatırladığımızda durumun rengi zaten değişiyor. Şimdi danışanların genelde insülin direnci olan, diyabet hastalığı, evet, olan, Hashimoto'su olanlar ama aslında hepimizin ihtiyacı olan bir şey anlatıyorsun. Fakat nasıl olacak yani, ben mesela bulgur pilavı yemeyeceğim de ne yiyeceğim? Öyle değil işte. Bulgur pilavı bence dünyanın en güzel şeylerinden, evet, bir tanesi. Ama her gün yenmemeli. Ha. Yani buradaki hikaye ne biliyor musunuz? Söyle. Şunu bulabilmek. Korktum çünkü. Yok değil. Tamam. Ben bulgur pilavını seviyorum. Bana dokunuyor biliyorum. Ama ben bunu haftada iki kere yersem bir sorun yaşamıyorum noktasındaki çıktığı sonucu aldığınızda bir sorun kalmıyor. Her bedenin her besini tolere edebilme şeyi var. Sıklığı var. Mesela diyelim ki işte bulgur pilavı. Siz bakarsınız haftada iki kere yersiniz ve bu iki kerenin size kilo olarak dönmediğini görürsünüz. Bir sorun yaratmadığını görürsünüz. İki kere tüketmeye devam edersiniz. Ama üçe çıkmazsınız. Üç bilirsiniz, sizin için sorun olur. Bu sıklıkları bulmak aslında benim asıl işim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel besinler var ve güzel olan her şey zararlı. Yani şurada oturup şunu söylemeyeceğim. Her şey çok zararlı. Bunları yemeyin. Hayır değil. Hepimiz yiyoruz. Bir davete gidiyoruz. Orada da bir sürü şey yiyoruz. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Bizim bedenimiz bunu ne sıklıkla yaptığında bizim için sorun yaratmıyor. Bu. Sadece bütün olay bu. Peki Pınar'cığım, bir diğer konu, annemle bitmeyen kavgamız. Niye süt içmiyor bu çocuklar? Anne diyorum. Uzmanlar artık yayınlar, evet, paylaştı. Sütün insana yararlı olmadığını paylaştı. Hele inek sütü, hani, evet, gene keçi sütü bir nebze. Şimdi beni düzelt ama yanlışlarımda. Doğru, ben gidiyoruz. Okuduklarımı. Hani keçi sütü bir nebze ama illa bir süt içilecekse bademden kendi sütünüzü evinizde yapın için diyorlar. Çok biliyor uzmanlar. Bu çocuklar süt içmezse o kemikleri ne olacak? Sen bak işte menopoza gireceksin kaç sene sonra, o süt içilmezse ne yapacaksın? Bir türlü anlatamıyorum anneme. Ben iknayım. İki çocuğumu da süt içirmedim büyütürken. Kızım peynir de hiç sevmez. Yoğurt evde yapıyoruz, seviyorlar, yiyorlar. O da probiyotik diye. Ama ne olur yanlışsa beni düzelt. Bayılırım yeni bilgilere. Ama peynir mesela benim de ince çizgim, vazgeçemiyorum. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Bu süt algısını nasıl kıracaksın? Süt ve süt ürünü kesiyorum dediğin, evet, an olur mu ya diyen var şu an televizyonları karşısında. Var ama denediklerinde geliyorlar bu sefer. İki, gözümüzün alıştığı ve zihnimizin öğrendiği bir bilinç var yani. Birçok aile hala diyor ki işte kıymasız yemek yoksa sofra sofra değil. Bir pilav yoksa, makarna yoksa doyulur mu? Ekmeksiz sofraya oturulur mu? Doğru. Şimdi nasıl olacak bu ezberler, nasıl bozulacak? Şöyle olacak, sütle başlayayım. Doğada zaten kendinden başka canlının sütünü içen tek canlı insan ve bu bize bir öğretilmiş gerçek. Ben şuna inanıyorum, hepimiz bir coğrafya kadardır ve bir coğrafyaya doğuyoruz. Ve o coğrafya bize neyi öğretirse bizim doğrularımız o oluyor. Doğru dediğiniz şey aslında doğrunun etrafında nerede durduğunuza göre değişir. Doğru ya da yanlışa inanmıyorum ben. Sağda mı, solda mı, önde mi, arkada mı? Bu çok tartışılır. Biz farklı bir coğrafyada doğuyor olsaydık, Hindistan'da doğduğumuzu düşünelim, bu konuyu konuşamazdık bile, evet, baktığınızda. Evet. Dolayısıyla aslında bize öğretilmiş gerçekleri, evet, yıkmak zor ama farkındalık yaratmak bizi sonuca götürebilecek en önemli şey. Birçok internet sitesi var, veri tabanı hem dünyanın hem Türkiye'nin kullandığı. Bu sitelerde, ki hatta Turkomp bir tanesini söyleyeyim. Çünkü devletin sitesi baktığınızda kalsiyum yazıyorsunuz. Bize yıllarca sütte kalsiyum olduğu anlatıldı değil, evet, mi? Bir avuç maydanozda sütten çok daha fazla kalsiyum var. Ya da zeytin, müthiş bir kalsiyum kaynağı. Ama buradaki hikaye şu. Biz kovboyların reklamlarla süt içtiği bir dönem yaşadık, evet, hepimiz. Yaşımız çıkmasın ama yaşadık yani. Senin yaşın yoktur, benim de, o kadar. Birazcık var. Benim de var birazcık. Yok ya, var, 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 var. Göstermiyorum.
öyle bir dönem yaşadık ya da ya margarinlerin paket paket tüketildiği dönemler yaşadık. Bunların hepsi bir en nihayetinde reklam ve pazarlama ya, ürünü. Çocukluğum ekmeğin üstünde margarin üstü salça sürülerek elime benim tutuşturularak de yaşadım, o beyaz ekmekle büyüdüm. Hala bence dünyanın en lezzetli şeyi ama çok zararlı. Hani çok zararlı. Evet. Çok zararlı. Şu anda siz onu çocuklarınıza yapmazsınız mesela. Ama biz ne dedik? Margarin sağlıklı falan dedik. Evet. İçine zeytinyağı konuldu, daha da sağlıklı hale geldiğine inandırıldık. Anneye birazcık şunu anlatmak gerekiyor. O süt o süt değil aslında. Söylüyorum. Ben oradan giriyorum ben birazcık. Ben de öyle diyorum. Neler diyorum asla ikna değil. Zor. O zaman ikna etmek zor ama zamanla zamanla ki şey dediniz, yaşı büyüyen kadınlarda bile biz süt ve süt ürünlerini dünyada birçok iyi hekim azaltır. Çünkü süt asidik kalsiyum içerir. Evet kalsiyum içerir. Bunu inkar etmiyoruz. Ama vücutta bir kalsiyum eksikliği varsa vücut bunu atabilmek için bu sefer kemiklerden kalsiyum çekmeye başlar. Ve ortada bir kemik rahatsızlığı varsa ve bu hızla ilerlemesine sebep olur. Hmm. Artık süt alakalı çok fazla çalışma var ve bitkisel sütleri daha sağlıklı buluyoruz. Sütün de zaten kesildiğinde insan vücudunda hem kilo vermeye yönelik etkisini görüyoruz hem de gelişmeyle de alakalı çok ciddi de böyle hani bize anlatıldığı gibi abartılı yönleri de yok aslında. Çocuğun boyunu uzatıyor, kemik sağlığı. Ben de inanmıyorum. Yok, gerçekten değil. İnanmıyorum. Ki zaten dediğin gibi çocukluğumuzdaki sütler hak getire yani yedikleri ne belli değil ineklerin. Zaten antibiyotik yüklüler yani o sütlerin içinde neler var? Yani şöyle eskiden şöyle düşünün bir ineği olan birisi sütünün ne kadar geleceğini hesaplayamazdı. Evet. Siz şimdi dünyada birkaç tane fuara gidip ben şu kalitede şu kadar kiloda süt veren inek istiyorum diyebiliyorsunuz. Yani buradaki her şey artık bir noktada daha farklı bir hale evrildi. Çok ürkütücü. Çok ürkütücü, gerçekten çok ürkütücü ama bunun önünde duramayız. Süt endüstrisi dünyanın en büyük üçüncü endüstrisi. Evet. Otomotiv sektöründen bile daha büyük. Yani o yüzden... Zaten şu da doğru değil. Asla süt tüketmeyin. Değil. Ya da asla yoğurt yemeyin. Asla hayır, peynir bence dünyanın en güzel şeyi. Kesiyor muyum? Kesiyorum. Kesinlikle kesiyorum insanlardan belli bir süre. Ama sonra şunu buluyorum. Bunun bir bağımlılık olduğunu fark ettirip sonrasında ne kadar tüketmeleri gerektiği dedim ya. Haftada iki gün ya da üç gün problem yaratmıyorsa o kadar koyuyoruz. Ama ben şuna karşıyım. Besinlere çok sağlıklı algısı yüklüyoruz ya. Evet. Kim için ne için? Avokado çok sağlıklı deniyor. Kim için ne için? Histamin alerjisi varsa avokado yiyen kişi için hiç sağlıklı bir besin değil mesela. Bir de hep dönemsel gibi. Olmuyor mu? Bir dönemsel. Dönem bir bitki patlıyor, bir evet. meyve patlıyor, işte bir şey oluyor. Herkes hurra ona koşuyor, evet. koşuyor, koşuyor. Aa aslında o kadar da değilmiş. Hadi gelin bu tarafa dönüyoruz. Böyle bir garip bir sürü şeyi var, psikolojisi var. Doğru. Peki... Sütün en sağlıklısı nedir? Yulaf sütü, badem sütü önemli midir? Bitkisel sütlerin hepsini ben tercih ediyorum. Yani bitkisel sütler aslında hani o da bizim yine algı yönetimi suyu. Yani yulafın evet. suyu, bademin suyu en nihayetinde. Evet. Ama bizim oradaki süt alışkanlığımızı giderebilmek adına sütü diyoruz. Ben hepsini tercih ediyorum. Ama burada yine durum şuna göre evriliyor. Yaptığınız bir atıyorum bir diyet takip ediyorsunuz. Bedeninizi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ona uygununu seçebilirsiniz. Ama mesela tat olarak bence yulaf çok güzel bir süt. Evet. Daha kremalı. Hani ben de yulafı tercih ediyorum. Peki peynir? Yani haftada iki gün tüketeceğiz. Mesela. Hangi tip peyniri tüketmeliyiz? Ben bir kere şeyi duymuştum. Eski kaşarın daha iyi kalsiyum içeriği daha evet, yüksek. Hani kalsiyumdan gidiyoruz diye soruyorum. Aynen öyle duymuştum. Doğal mayalı peynirleri her zaman tercih etmekte fayda var. Yani fabrikada mayalanmış kimyasal mayalar tercih etmiş değil de mesela şirdan mayalı peynirler. Hmm. Ya da atıyorum bizim çok güzel peynir yapan işte Kars'ta vesairede birçok... üreticimiz var diyeyim. Evet. Daha doğalını, daha safını, daha masumunu bulabiliyorsak ne mutlu. Hı. Bulamıyorsak yine dediğim gibi çok uzak durmak istemiyorum. Öyle bir durum da yok. Yani şu anda peynir almak bile aslında bambaşka bir boyuta aynen. evrildi. Hı. Duramıyorsak da olmaz olmaz diye bakmamamız gerekiyor. Yani her gün peynir yenmemeli. Ha. Dümdüz her gün peynir yenmemeli. Yani şey olarak da mesleki olarak da yanlış. Yumurta mesela demir içeren bir besin. Protein içeriği yüksek bir besin. Peynirde de biraz protein var ama asidik kalsiyum içeriyor. Yumurtadaki demir kalsiyumla bir araya geldiğinde çöp oluyor. Yumurta yumurtalığını yapamıyor. Peynir peynirliğini yapamıyor. Ortaya karışık bir şey oluyor. O yüzden de aslında kahvaltı için en doğru şey peynir değil. Bir şey arıyorsak eğer illa yumurta deriz çocuklar için de. Ne olacak bir sabah kahvaltısı? Yani herkes sonuçta anne babalar hı hı. özellikle çocuklara karşı daha hassasız evet, kendimizden doğru. önce. Ama aslında kendimize kurduğumuz sofra çocuğumuza örnek olacak. Bir oradaki dengeyi kurabilsek hani çocuğumuza en sağlıklı kahvaltıyı verip sonra kendimiz onun karşısında başka şeyler yediğimizde
Ya benim oğlum diyor yani sen niye onu yiyorsun da ben bunu yiyorum. Ben bir ara işte yulafla işte yulaf sütünü karıştırıp içiyordum ama ona yiyordum. Ona işte yumurta koyuyordum, zeytin koyuyordum, yeşil. Niye sen onu yiyorsun ben bunu yiyorum? Niye ben onu yiyemiyorum deyip o da benimle birlikte yemeye başlamıştı. Haklı. Dolayısıyla aslında kendi üzerimizden de biraz sormak gerekiyor bunu. Her sabah kalkıyoruz evlatlarla sofrada oturuyoruz kahvaltımızı edip dağılıyoruz işimize okulumuza. Nedir en ideal kahvaltı? En ideal kahvaltı önce şu, herkes kahvaltı yapmak zorunda değil. Kahvaltı günün en sağlıklı öğünü de değil. O konuda bir anlaşalım. Bayağı değil bütün yani. Ezberler gitti. İnsan hissettiği zaman ve gerçekten ihtiyacı varsa kahvaltı yapmalı. Tamam. Çocukların da bence aileler çocukların bu konuda çok üstüne gidiyorlar. Çocukların beden iletişimi bizden daha iyi ve daha sağlıklı. Eğer yapmak istemiyorlarsa yapmama özgürlüğüne sahip olmalılar. Çünkü biz onlara o duyguyu kahvaltıyı vere vere ne yazık beden iletişimlerini kesmeye başlıyoruz. Aslında hikaye oradan başlıyor. Kahvaltı yapan bir çocuğunuz var diyelim ya da işte örnek olacaksınız o da kahvaltı yapıyor sizde. Buradaki en sağlıklı besin yumurtadır. Yumurta neden sağlıklı onu da kimse konuşmaz. Kısaca söyleyeyim. Yumurta iyi bir protein grubudur ve proteinler amino asitlere ayrılırlar ve elzem amino asitler dediğimiz bazı besin maddeleri vardır. Yumurta bu elzem amino asitlerin hepsini çok dengeli bir şekilde kendi bedeninde barındırır ve proteini neredeyse %100'e kadar emilir. Yani proteinin de hepsi kullanılır. Bu yüzden önemli bir besindir. Yağda pişmiş, yok haşlanmış onlara hiç takılmıyorum bile. Yeter ki çocuklar yumurta yesinler. Gelişimi için bu amino asitler çok değerli çünkü. Sadece yumurta mı yiyecek? Olmazsa olmazı dedim ya yanına istediğimiz mevsiminde olan her şeyi koyabiliriz. Ha. Sebzeler mesela meyve. Ama mevsiminde meyve koyabiliriz. Ama mesela meyve suyu demiyorum. Çünkü meyve suyu demek bir noktada vücudu ciddi bir şekerle çocuğu başlatmak demek. Meyve koyabiliriz, mevsim sebzeleri koyabiliriz, yağlı tohumlar koyabiliriz, zeytin koyabiliriz. Yağlı tohum ne demek? Yağlı tohum, ceviz, badem bunlara genel olarak verdiğimiz isim aslında yağlı tohum. Zeytin kullanabiliriz. Eğer seviyorsa mesela işte pancar çok güzeldir. Özellikle spor yapan çocuklarda çok tercih ederiz. Hem antioksidandır hem de böyle bağışıklığı kuvvetlendirebilme yetisine sahiptir. Bunları ekletiriz. İyi ekmekler. Altını çiziyorum. Ne demek? İyi ekmekler. Mesela bizde ne var? Kara buğday var. Tohumu değiştirilmemiş. Siyez var. Tohumu değiştirilmemiş. Evet siyezde gluten var ama az. Kara buğdayda gluten var ama eser miktarda. Yani bizde çok ciddi problemler yaratmayacak ekmekler. Bunlar konulabilir. Ama çocuk ekmek yemeyi istemiyorsa ekmek de yemeyebilir. Çünkü biz karbonhidrat dediğimizde sadece ekmek ve grubunu gözümüzün önüne getiriyoruz ya. Değil. Sebzeler de karbonhidrat. Meyveler de karbonhidrat. Yani aslında bir çocuğun karbonhidrat ihtiyacı illa ekmekten ya da makarnadan alacak diye bir durum da yok. Çocuğunuz sebze yiyorsa zaten karbonhidrat yiyor. Çocuğunuz meyve yiyorsa zaten karbonhidrat yiyor. Bu dengeyi kurmak önemli. Ezber bozan bir program. Gerçekten kitabı almanızı sevgiyle tavsiye ediyorum. Ben hemen okuyacağım. Aslında böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum Pınar. Seni sosyal medyada da takip almak istedim şimdi. Bütün paylaşımlarını merak ettim. Tüm güncel bilgileri bizle paylaştığını düşünüyorum değil mi orada? Elimden geldiği kadar paylaşıyorum. Müthiş. Evet. İyi ki geldin. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Soracak çok soru var ama tabii ki programın süresi yetmiyor. Bir kez daha seni davet etmek istiyorum. Bir de akşam yemeklerini konuşalım istiyorum. Çok güzel olur. Çok yaşasın. Da memnun olurum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Evet, Türkiye'de bir ilk lektin konuşuyoruz. Aslında konuştuğumuz ama bilmediğimiz lektini konuşuyoruz. Ama önemli olan galiba mevsiminde meyve sebze tüketiyor olmak ve tükettiklerimizin tam olarak ne olduğunu anlamak. Bir de bedenimizi dinlersek o güzel konuşuyor bizimle. Tıpkı çocukların bedenlerinden size anlattıklarını duyabilme gücümüzün olduğu gibi kendi bedenimizin de anlattıklarını duymak lazım. Çocuklarımız da doydum dediğinde gerçekten doyuyorlar çünkü ya da aç değilim dediklerinde gerçekten aç değiller çünkü. Bu da ayrı bir mesele aslına bakarsanız. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.